ABC dik üçgen 26'yı 24 vermiş. Alfa, beta bizden aşağıdakilerden hangisi yanlış onu bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar şu 26, 24 önce bir AB'yi bulalım. Kenarlar çok büyük. Sadeleştirelim. 2'ye böl 13, 2'ye böl 12. Ha 12, 13 demek ki burası kaç? 5. Ama 2'ye böldüydük. O zaman burası kaç? 10. O zaman şöyle bir temizleyelim. Burası kaçmış arkadaşlar? 10. Peki sinüs alfa 5 bölü 13 demiş. Neydi arkadaşlar sinüs için kuralımız? Karşı kenar bölü hipotenüs. Peki bazen şu şey karışıyor. Önce ondan size bir bahsedeyim Hocam bu karşı neresiydi komşu neresiydi falan. Bazen karışabiliyor. Ufak da bir ihtimal olsa. Bir kere şurayı biliyoruz. 90'ın karşısı hipotenüs. Orada bir sıkıntı yok. Peki bu alfa. Siz seçtiniz onu. Bunun karşısı. Zaten bakın söylüyoruz. Bunun karşısı işte burası. E, geriye de bir ihtimal kaldı. O da kim arkadaşlar? Burası o da komşu. O zaman komşuyla fazla bir derdiniz olmasın. Gerçek hayatta da öyle sıkıntı çıkar. Komşuyla bir derdiniz olmasın. Siz karşıya bakın. Karşıyı biliyor mu herkes? Biliyor. Karşısı. O zaman geriye kalan diğer kenarda ne oluyor? Mecburen komşusu. Sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. O zaman bakıyoruz. Karşı 10. Hipotenüs 26. 10 bölü 26'dan 5 bölü 13. Ha bakın dikkat ettiniz mi? 5 bölü 13 çıktı cevap. O zaman ben bunları niye eski haline çevirdim ki? Şöyle yapalım. Bölmüştüm 13 bölmüştüm 12 buraya da 5 demiştim ya. E bu böyle kalsın değil mi? Çünkü sinüs nedir arkadaşlar? Karşı böl hipotenüs yani bir orandır. Dolayısıyla oranladığınızda onlar zaten sadeleşecek. O zaman kenar uzunluklarının hiçbir önemi yok esasında. O temeldeki üçgen kimse 5, 12, 13. Onun üzerinden gideceğiz. Çünkü sadeleşince en son hali 5, 12, 13 kalacak. O zaman artık orası 24'miş, orası 26'ymiş beni ilgilendirmiyor. Bu üçgen 5 12 13 üçgeni beni ilgilendirdi. Kosinüs alfa neydi? Kosinüs de komşu bölü hipotenüs 12/13 o zaman bu da doğru. A'ya doğru demiştik. Tanjant 5/12. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Alfa için bakıyoruz. Tanjant karşı 5, komşu 12. Bu da doğru. Kosinüs beta. Ha şimdi dikkat. İşler değişti. Artık alfa ile işimiz yok. Beta ile işimiz var. O zaman beta için karşı 12, komşu 5. Ha bu karşı komşu kavramı demek ki açıya göre değişiyor. Açınız neredeyse onun karşısı karşı yanı da komşu. O zaman kosinüs beta. Komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13 olmalı. Ha bu arkadaş demek ki yanlış. Tanjant beta'ya bakalım. Karşı bölü komşudan 12 bölü 5 bu arkadaş da doğru. O zaman aradığımız cevap D şıkkın x 0 ile 90 aralığında olmak üzere kosinüs x 3 bölü 5 olduğuna göre tan x eksi sin x ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar trigonometride biliyorsunuz fonksiyonlarımız var bizim. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosekant diye. Eğer bunlardan birini verir, diğerlerini sorarsa dik üçgen çizin. Bakın birini vermiş, diğerlerini soruyor. O zaman ne yapacaksınız? Dik üçgen. Nasıl bir dik üçgen çizeceğim? Kosinüs x'i 3 bölü 5 olacak şekilde bir dik üçgen. X'i geldim buraya yazdım. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. E şura zaten hipotenüs onu biliyoruz. E x'in karşısı burada karşı. O zaman mecburen bu da kim olacak? Komşu. Ne diyorduk kosinüs için? Komşu bölü hipotenüs. O zaman komşuya 3 diyelim. Hipotenüs de kaç olacak? 5. Haliyle karşıya da ne kaldı? 4. Tanjant x. E karşı bölü komşu. 4 bölü 3. Eksi sinüs x. E karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Bu kadar. Payda eşitleyelim. 20, 12 çıkar. 8 bölü 15. Cevabımız D şıkkı. ABCD dikdörtgeni 4 eş kareden oluşmaktadır. Bizden kotanjant alfa istiyor. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları da sık sık soruyorlar. Böyle birim kareli kağıt. Bir yere alfa yazıyor. Ama o alfayı yazdığı yer böyle çok kötü bir yer. Onun ne kotanjantını ne bulabiliyorsunuz, ne kosinüsünü bulamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Siz o alfa'yı başka başka yerlere taşıyorsunuz. İşte bu o soruların en temel, en basit hali. Şimdi bakın kotanjant alfa ne? Komşu bölü karşı. Bakıyoruz. Alfanın hmm, komşusu hiçbir şeye benzemiyor. Ha, biraz zorlasam belki kelebek benzerliği şu bu hallederim ama kesili sayılar. Niye uğraşayım ki? O zaman ne yapacağız? Alfayı başka yere taşıyacağız. Şimdi burada genelde kafalar şurada karışıyor. Bu alfayı nereye taşıyacağım ben değil mi? Bazen orada kafalar karışabiliyor. İşin sırrı ne? Hani bir tane alfayı oluşturan doğru parçası var ya. Burada AC. Onun uçlarına taşıyacağınız. İster C ucuna taşın. ister A ucuna taşın. %99 işe yarar bir yöntemdir bu. Demek ki alfayı nereye taşıyoruz her zaman? Doğruların ucuna. İster C ucuna, ister A ucuna. C daha yakın olduğu için C'ye taşımak istiyorum. Nasıl taşıyacağım peki C'ye? E Z kuralıyla değil mi? Burası alfa ise hop, burada alfa oldu mu? Şimdi bakın. Hop, komşu 1. Karşı ne oldu? 4. O zaman kotanjant alfa komşu bölü karşıdan 1/4 bölü dört. aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Üçgenimiz var, 13'ler var, 10 var, 4 var. Bizden sinüs alfa ifadesinin değerini istiyor. Şimdi bakın 13, 13, 10. İkiz kenar üçgen. Hiç dayanamam tepeden aşağıya dik geliyorum. İkiz kenar gördüğüm zaman arkadaşlar soruyu bazen okumam bile. Hemen tepeden aşağıya dik gelirim. %90 çünkü o hareketi yapacağız. Çok nadir böyle. Çok ender soru tiplerinde başka başka şeyler yapılır. İkiz kenar gördüğümü tepeden aşağıya dik gelinir. Trigonometri çözseniz bile fark etmez. E 13 5. Burası ne oldu arkadaşlar? 12. Şimdi bakın burası 90. Adana, Hakkari, Bursa bir dik üçgen değil mi? Bu dik üçgeni kullanarak ben çok rahat sinüs alfa'yı bulurum. Alfa burada. O zaman sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. E karşısı da 12. Ha bir tek hipotenüs lazım ki o da kolay. 9 12 15 değil mi? BH 9, AH 12. 9 12 15. O zaman sinüs alfa'yı yazıyoruz. Karşıda bir 12. Hipotenüste var bir 15. Sadeleştir 3 ile 4 bölü 5. Cevabımız E şıkkı. ABC ikiz dik üçgen. 3, 7, tanjant, alfa istiyor. İkiz kenarı gördüm. Ne yapacağım hemen? Hop tepeden aşağıya dik geliyorum. Bunun kaçarı yok. 7, 3 daha 10. Kaç kaç böleceğiz? 5, 5. O zaman burası 5. BH o da 5. Ama 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 2. Peki şimdi ne yapacağız? Dikkat edin ben bu diki nereden geldim? Dikten geldim. E, dikten dik geldik. Öklit. Ne diyordu Öklit amca? P çarpı K H kare. 5 e, kare 5 25. H kareden burada kaç gelecek? 5. Ya da hocam ne Öklit ya muhteşem üçlü. Bura 5. Beş, bura 5 ise bu gelen arkadaş da kaç gelecek? 5. Değil mi? Muhteşem üçlü. İster muhteşem üçlü isterseniz Öklit. Fark etmez. Şimdi şu dik üçgeni herkes gördü mü? tanjant alfa. Alfa açısı burası ise karşısı 5. O zaman mecburen komşusu 2. Karşı bölü komşu 5 bölü 2. Cevabımız D şıkkı. ABC eşkenar üçgen şurada bir oran var. DC'ye 1 dersek BD'ye kaçmış? 7. Bakın şurada ufak bir açıklama yapayım. Dikkat ettiyseniz K'ya 7K yazmadım. Niye? Çünkü bana sorunun sonunda neyi soruyor? Tanjant alfa. Tanjant neydi? karşı bölü komşu. E karşıyı komşuya böldüğümde oranladığımda o k'lar birbirini götürmeyecek mi? O zaman hiç baştan k yazmayayım. Canım sıkılmasın değil mi? Ne yapıyorum onun için? 1'e 7 diyorum. E, canı sıkılan varsa 2'ye 14 de diyebilir. Fark etmez. Oranlayınca ne yaparız? Hep aynı sonuca gideriz. Eğer soruda şöyle bir şey deseydi. A, C, 11'im. Atıyorum. Ya da yukarıdaki verilere göre DC uzunluğu kaçtır deseydi. Yani bir uzunluk sorsaydı o zaman tabii ki de ne yapacaktım? K'ya 7K yazacaktım. Ama tanjantı soruyorsa, sinüsü soruyorsa, size bir oran soruyorsa yani hiç M ile uğraşmayın. Direkt 1'e 7. Eşkenar üçgen zaman kenarları kaç oldu arkadaşlar? 8. Eşkenar üçgende bildiğiniz iki kenar hemen tepeden aşağıya bir dik gelirim değil mi? Ne yapıyordu bu dik arkadaşlar? Tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. 7 1 daha 8 4 4 bölecek mi? Buradan şunu silelim artık. Burası 4. Yan taraf 4. Biri buradaysa buraya ne kaldı? 3. Peki eşkenar üçgenin tabii ki de 30-60-90 üçgen oluşturduğunu unutmuyoruz değil mi? 30'un karşısı 4 60'ın karşısı da kaç geldi? 4 kökü 3. Şu dik üçgeni görünüyorsunuz. Tanjant alfa karşısı 4 kökü 3. Komşusu 3. 4 kökü 3 bölü 3. Cevabımız B şıkkı. ABC eşkenar üçgen 2'yi 6'yı vermiş. Bizden tanjant alfa ifadesinin değerini istiyorum. Şimdi eşkenar üçgen hemen ne yapıyorum? Şu 60'ları bir yazıyoruz. Ne demiştik size eşkenar üçgen konusunda sık sık? Eşkenar üçgen okuduğunuz zaman köşeleri 60'ları yazın. Ki 30, 60, 90 üçgenle rahatlıkla göresiniz. Bakın burada hemen çıktı bir tane. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı kaç olacak arkadaşlar? 4. Eşkenar üçgenin bir kenarı kaç arkadaşlar? 6. O zaman buraya ne kaldı? 2. E burası 2 ise buraya ne kaldı? 4. E 30'un 2'si 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı ne olacak? 2 kök 3. Ha benden tanjant alfa istiyor. Bitti. Şu arkadaşa gerek yokmuş. O olsun fazladan yazdık. Tanjant alfa. Karşı 2 kök 3 komşu 4. Yani aradığımız cevap 2 kök 3 bölü 4. Sadeleştirirsek kök 3 bölü 2. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki şekil 25 kareden oluşmaktadır. Tan alfa artı sin teta ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bu tip sorulardan karşınıza sık sık çıkıyor. Esasında basit bir soru tipi fakat bir girişte bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Nedir o sıkıntı? Şimdi benden tanjant alfa istiyor ya. E tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Bakın şu dik üçgende Tanjant alfa için karşı 2. Eyvallah da komşu belli değil değil mi? Ha biraz zorlasak belki kelebek falan buluruz ama gerek yok. Daha güzel bir şekilde ne yapabiliyoruz? Sonuca ulaşabiliyoruz. Neydi o sonuca ulaşma kısmı? İşte bazen orada kafamız karışabiliyor. Bu alfayı başka yere taşımak lazım. Nereye taşıyacaksınız? O alfayı oluşturan doğru var ya bakın. Şöyle üzerinden geçiyorum yeşille gördünüz mü? İşte bu doğru parçasının uçlarına taşıyacağız. İster bu ucuna taşıyın isterseniz de bu ucuna. Fark etmez ama bir ucuna taşıyın. Hangisine taşıyalım? Şu aşağıdakine taşıyalım. E burası alfa ise yöndeş açıdan burada alfa olur mu? Ha şimdi bakın tanjant alfayı bulduk. Karşı 3, komşu 1. Dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? O zaman tanjant alfa geldi. Karşı bölü komşudan 3 bölü 1'den 3. Şimdi tetaya bakalım. Teta'da da aynı sıkıntı var. Benden sinüsü istiyor. Karşı 2 ama hipotenüsü gıcık. E, komşuyu da bilmiyorum ki Pisagor yazayım. O zaman bu teta'yı taşıyacağım. Nereye taşıyacağım arkadaşlar? Onu oluşturan doğru parçasının yani şu arkadaşın uçlarına. ister bu ucuna ister bu ucuna fark etmez. Canınız hangisini istiyorsa ona taşıyın. Bu sefer yukarıya taşıyalım. Z kuralıyla. Bakın Z'yi görüyor musunuz? Ha, burada teta ise burada ne olacak? Teta. Şimdi ne oldu bakın? Şu kırmızı üçgeni şöyle tamamlarsam artık ben sinüs teta'yı bulabilirim. Karşı 4 hipotenüs 5 değil mi? Çünkü şurası 1, 2, 3 burası 4, 3, 4 5 üçgen. O zaman sinüs teta karşı 4 hipotenüs 5. Yani sinüs teta da 4 bölü 5. O zaman bu tip sorularda ne yapıyormuşuz? verilen açıyı onu oluşturan doğru parçasının uçlarına taşıyoruz. İster yöndeş açı kullanın ister Z kuralı. Ondan sonrası kolay. Ne istiyor? Bu iki yavruyu toplamanızı istiyor. Toplarsak 19 bölü 5 cevabımız B şıkkı. ABC dik üçgen ikiz kenar var. 8, 5 kotanjan teta'yı istiyor bizden. Şimdi soruyu okuyorum ama bir yandan da içimdeki çocuk bağırıyor bana. İkiz kenar dik gel dik gel okuma diye. Hemen ne yapalım? dikimizi bir gelelim değil mi? İkiz kenarı gördüğümüz zaman pek fazla düşünecek bir şey yok. Artık bu sizde refleks olsun. Tepeden aşağıya dik gelin. Trigonometri çözseniz bile fark etmez. İkiz kenar varsa dik gelin. Ne oldu? Tepede 90, tabanda 90. Öklit. Ne diyordu Öklit? K ile P'nin çarpımı H kare diyordu değil mi? Yani şunla şunun çarpımı bu vatandaşın karesi. 4 kere 9 36. 36 kimin karesi? 6'nın karesi. Demek ki burası 6'ymış. E benden kotanjan teta istiyor. Ben buldum. Bursa Hakkari Ceyhan üçgene bakın arkadaşlar. Dik üçgen. Teta'nın komşusu 9. Karşısı 6. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı değil mi? 9 bölü 6'dan 3 bölü 2. Cevabımız D şıkkı. ABC dik üçgen diklikleri vermiş. 6'yı vermiş. Kosinüs ABC 2 bölü 3. Bizden AD istiyor. Ha, bakın bu sefer değişik bir taktik uygulanmış soruda. Kosinüs verilmiş uzunluk isteniyor. Ne olsun. Kosinüs A, B, C. Yani şuraya alfa dersek. Kosinüs alfa kaçmış? 2 bölü 3. Benden nereyi istiyor? A, D'yi. X'i istiyor. Şimdi bazı sorularda sizi kandırmak için açıyı farklı farklı yerlerde verirler. Yani işe yarayacak yerde değil de farklı farklı yerlerde verirler. Siz ne yapacaksınız? O açıyı işe yarar yere taşıyacaksınız. Peki açının işe yarar yerde olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? E, verilerini oluşturunca zaten o anlaşılır. Şimdi kosinüs alfa 2 bölü 3. E, bakıyorum şu üçgene. E, kosinüs için komşu lazım. B belli değil. Hipotenüs lazım. AB belli değil. O zaman bu alfanın burada olmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü ne komşusu belli ne hipotenüsü belli. Kosinüs yazmak için. E ne yapalım? Taşıyalım. Nasıl taşıyalım? Ben şuraya beta dersem arkadaşlar. Bakın burada 90. Ne? Alfa beta 90 oldu mu? E tepe de 90. Bura beta ise bura alfa oldu mu? Ha, şimdi bakın Adana Denizli Ceyhan üçgeni. Ne güzel bir üçgen oldu değil mi? Kosinüs alfa. Alfanın komşusu x. Hipotenüsü de 6. O zaman x bölü 6. Kosinüs alfa. Yani 2 bölü 3. İçlerilen dışlar yaparsak x kaç geliyor buradan? 4. Cevabımız da C şıkkı. AD biz demiştik değil mi? XD zaten. O zaman bulduğumuz cevap direkt sorunun cevabı oluyor. Evet ne dedik? 4C şıkkı. ABC eşkenar üçgen. O zaman hemen 60'ları yazıyorum. Eşkenar üçgen okuyunca arkadaşlar önce bir 60'ları yazın. Sonra DCBD'nin iki katı teta vermiş. Tan teta istiyor. Tan teta neydi? Karşı bölü komşu. Yani bir oranlama yapacağım. O zaman gidip de buraya K, buraya 2K demenin bir anlamı yok. Buraya 1 diyelim. Buraya 2 diyelim. Nasıl sonra anlayacak? K'lar gidecek ya. O zaman ben baştan yazmayayım. 1'e 2 dedim. Şimdi tanjant tetanın biz biliyoruz ki karşı bölü komşu olduğunu. O zaman bunun bir tane dik üçgene ihtiyacı var. Tetanın. Ne yapalım? Karşısına dik gelelim. Nereden? D'den. Buradan dik gelelim ki ne olsun? Hem de burada minik bir 30-60-90 üçgen oluşsun. Buradan artık soruyu çözelim Ama şu 1'e 2 hoşuma gitmedi şimdi. 90'ın karşısı 1, 30'un karşısı 1 bölü 2. Kesili sayı sevmiyorum ben. O zaman buraya 2, buraya 4 diyelim. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kaç gelecek? Kökü 3. Ha, eşkenar üçgenin bir kenarı 6 değil mi? O zaman burada 6. 1 buradaysa buraya ne kaldı? 5. Tan teta. Tan teta neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Yani kök 3 bölü 5. Cevabımız D şıkkı. ABC üçgen diklikleri vermiş. Sinüs C 3 bölü 5. AD 12. Bizden BE'yi istiyor. Şimdi sinüs C yani şu açının sinüsü 3 bölü 5'miş şey arkadaşlar. Alfa diyelim buraya. Sinüs alfa 3 bölü 5. O zaman karşısına 3K dersek hipotenüsü ne olacak arkadaşlar? 5K. E, dolayısıyla burası da ne olacak arkadaşlar? 4K. Pekala. E büyük üçgene baksak mı acaba? Benden BE istiyor. O zaman büyük üçgene bakmam gerekecek. Doğru mu? E şimdi büyük üçgene de baksam e burası belli değil. E, burada belli değil. Oralara da gidip şimdi Y falan desek iyice çorbaya dönecek soru değil mi? O zaman şöyle yapalım ya. Şunu bir temizleyelim. Başka bir güzellik bulmaya çalışalım. Ne olabilir acaba? Şimdi alfayı adam burada verdi diye. İlla ben burada kullanmak zorunda değilim ki. Ne yapabilirim? Başka yere taşıyabilirim. Bakın şurada 12 var değil mi? Ne güzel. Alfayı 12'nin yanına getirsem. Sonra sinüs yazsam. Hoş olmaz mı? Olur değil mi? O zaman ne yapacağım? O alfayı ben 12'nin yanına getirmek için şöyle bir hareket yapacağım. D noktasından BC'ye paralel çizeceğim. Çünkü paralel çizmeliyim ki burası alfa ise yöndeş açıdan burası da ne olsun? Alfa. Ha, şimdi sinüs alfa 3 bölü 5. Karşı 3K ise komşu 5K. E 3K 5K demek ki burası 4K. Özür dilerim karşı 3K ise hipotenüs 5K. Komşu ne oldu? 4K. E 4K 12'den K kaç geldi arkadaşlar? 3. Ha meğerse burada sevimli bir 9, 12, 15 üçgenimiz varmış. Şimdi benden nereye istiyordu? BE'yi. E ben BE'yi buldum. Umarım siz de buldunuz. Bu arkadaş bence buna paralel. Niye? Çünkü burada 90, burada 90. E, bu arkadaş da buna paralel ben çizdim. O zaman bu arkadaş bir paralel kenar. E bura 15 ise burada 15. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı.